Emeklilikte yaşa takılanlar 99 depremiyle hayatımıza girdi. Kahramanmaraş depremi sonrasında hayatımızdan çıktı gibi. Gibi diyorum çünkü arkada kalanlar var. Stajyerler, çıraklar 99 deprem mağdurları. Onların mağduriyeti henüz giderilmedi. Onların beklentileri var. Bizi de kapsama alın, bize haksızlık ediyorsunuz diyorlar. Ki bence son derecede haklılar. Bir adalet arayışları var. Bu arayış güzel sonuçlanır mı, pozitif sonuçlanır mı bilememekteyiz. Ama yine de umut kesilmez. Neden? Çünkü seçimdeyiz. Seçim sattı halindeyiz. Seçim çok şeylere kadir olabilir. Fakat EYT ile ilgili farklı bir sorun daha var. Şimdi peki işveren ne yapacak? Her patron ya da her işletme ekonomik anlamda çok güçlü değil. Her işletmenin patronları her bankadan hemen şipşak kredi alamıyor. Peki bünyesinde çalışan EYT'lilerin ikramiyelerini nasıl ödeyecek? Bunun için bazı çözüm önerileri getiriliyor ve aynı zamanda bir yol haritası çizilmeye çalışılıyor. Çünkü bu da ciddi bir meseledir. EYT kredisi, EYT'linin kıdem tazminatı ödemesi için işverene krediler bu hafta başlayabilir. Kıdem tazminatı kefareti 25 milyardan 50 milyar TL'ye çıktı. 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli olacak. Şimdi işverenin bir korkusu var. Şimdi nedir o korku? Diyelim ki söz konusu kredi sürecinin işçi işveren arasında sorun olabileceği kaygısı. Kredi notu düşük firmaların sıkıntıya girmesi ve talep nedir? Firmanın işçiyle anlaşması ve tazminatı taksitle ödemek. Şimdi kredi mevduat fonları daha doğrusu açılan krediler her işveren bu krediye e, e, müracaat ettiğinde olumlu yanıt alamayabilir. Bankalarla sorun yaşamıştır, e, kredibilitesi düşüktür vesaire vesaire. E alamadığı zaman ne yapacak diyor işveren diyor ki ben ne yapacağım? Nasıl ödeyeceğim? Dolayısıyla bir model getirin. Ben çalışanımla anlaşayım bunu taksit taksit ödeyeyim. Yahut devlet e, devreye girsin. Şu, e, bana krediyi versin açtın o kredi musluklarını. Ben de aldım o krediyle bir şekilde çalışanın rahat rahat söz konusu tazminatını ödeyebileyim. Böyle bir talep var. Şimdi EYT ile ilgili bu işverenin kaygısı bir de vatandaşın kaygısı. Neydi az önce gördünüz? Peynir fiyatları aldı başını gitti. Farklı farklı zamlar da var. Onlardan da bahsedeceğim. Tamam piyasa durmuyor. Ev fiyatları alıp başını gidiyor. Birçok sektör birçok üretici zam yapıyor mazereti belli kur yüksek efendim gider fiyatları yüksek üretim fiyatları yüksek ne yapayım ben de bunu etikete yansıtıyorum diyor. Ne yapabilirim ki diyor. E vatandaş da diyor ki ben ne yapacağım etim belli budum belli aldığım para belli memlekette asgari ücret 8500 memlekette yoksulluk sınırı 30000. Birçok memur yoksulluk sınırının altında maaş almakta. Bu ülkede en düşük memur, en düşük emekli maaşı 5500 lira. E ama piyasa durmuyor. Piyasanın umru mu? İşçi bu kadar almış, memur bu kadar almış, emeklisi, asgari ücretlisi bu kadar almış umrunda değil. Fiyatlandırıyor oraya. Kar marjını da koyuyor. Sabah bir uyanıyorsunuz ki dün aldığınız kilosu 240 lira olan kıyma bir anda 260 lira, 280 lira olmuş. Nasıl çıkacak vatandaş bu işin içinden? Nasıl çıkacak memuru, işçisi bu işin içinden? Evet, arazam. Arazam hayati. Arazam önemli. Arazam gerekli. Peki bu mümkün mü? Evet, mümkün. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun sinyallerini vermişti. Hatırlatalım. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Evet ortada iki beklenmedik durum var. Biri korkunç deprem. Kahramanmaraş depremi korkunç. İki üst üste. İkinci önemli beklenmedik durum enflasyonun tahminlerden çok daha az düşmüş olması. Çok fazla bir düşüş olmadı. Bu iki durum Beklenmedik durum dolayısıyla beklenmedik durumda ne yapmak gerek o da belli Asgari ücret ocakta 8.506 TL'ye yükseldi Erdoğan ara zam sinyali vermişti izlediniz Aradan 3 ay geçti deprem oldu enflasyon çok az düştü Fiyatlar hala yüksek yoksulluk sınırı 30.700 TL'ye çıktı Asgari ücrette en az 10.000 TL olur mu? Evet 10.000 TL olur Nasıl olur? Şu andaki hükümetin onayıyla olur. Peki seçim öncesinde olabilir mi? Neden olmasın? Seçimler her şeye kadirdir diyoruz. E bu da olabilir. 10 bin TL'ye çıkabilir asgari ücret ve memur ve emekli maaşına da seçimden önce %5-10 zam olabilir. Yeterli mi? Zinhar. Yeterli değil %5-10 ama hiç çoktan iyidir der. En azından memuru emeklisi Beklenti 2500 TL ile 3000 TL. Ne? Ek emekli ikramiyesi. Emekli ikramiyesi niye sabit kalıyor? Emekli ikramiyesi de 2000 olabilir. 2500 TL olabilir. 3000 TL olabilir. Olabilir. Emeklilere ayda iki kez ikramiye veriliyor. Bu da yükseltilebilir en azından. Vatandaş hiç olmazsa nefes alır. Nefes.